De sosyal medya gündemiyle karşınızdayız. Bu hafta neleri konuştuk? Ekranlarınızda yansıyor şu anda. Nezih Onur Kuru, adaylık tartışmaları magazinden farksız. Türkiye'nin aday tartışmasına değil, yeni bir yönetim, adalet ve ekonomi hikayesine, dürüst ve liyakatlı kadrolara ihtiyacı var. Neticede ülkeyi bir kişi değil bir ekip yönetecek. Bu ekibin hukukun üstünlüğü ve ortak akılla yönetmesi şart. Asena Özkan, AKP'nin kurucularından. Ertuğrul Yalçınbayır, güreşçiyi bankacı yaparsan gri listede olursun. Güzel ve anlamlı sözler demiş. Memduh Bayraktaroğlu, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinden özür çıkarmak hangi zeka özürlüğünün işi acaba? Çok merak ettim. Büyükelçiler açıklamasından sonra yandaş medya büyükelçiler özür dilemişler, özür dilediler şeklinde manşetler atmışlardı. Ama aslında 41. maddeye yapılan atıftan özür çıkarmak çok büyük bir zeka işi diyor Memduh Bayraktaroğlu. Yandaş medyaya atfen söylüyor bunu. Ve yine Nezih Onur Kuru, siyaset bilimci Nezih Bey'i kanalımda çok fazla paylaşıyorum. Çünkü kanalın konseptiyle ve benim ilgi alanımla uyuşuyor. Tezkereye hayır kararı bir dönüm noktası. Türkiye'de militarist milliyetçilik yerli milli kılıfıyla siyasetin normuna dönüştü. Hayır kararı akılcı vatanseverlik, diplomasinin militarizme karşı yeniden bir seçeneğe dönüşmesi yolunda. Eğer bu tavır sürerse büyük bir adım diyor Nezih Bey. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tezkereye retoyu vermesi aynı zamanda otoriteye baş kaldırması ve Erdoğan iktidarının Erdoğan'ın algısından korkmadığının kanıtı ve Erdoğan'ın bu konuda vereceği kararın aslında doğru bir karar olmadığını da açıkça söylemesi aynı zamanda Erdoğan'a da bir meydan okuma bence. Mustafa Hoş, psikolojik üstünlük doğru siyasi kararları da getirmeye başladı. CHP'nin tezkereye hayır demesi çok önemli bir dalga kıran olacak. Çünkü ilk kez saray çıkarı ile ülke çıkarı net bir şekilde ayrıştırılıyor. Evet, ben de az önceki yorumumda buna vurgu yapmıştım. Bu çok net bir çıkış. İyi Parti aynı cesaretle ortaya çıkamadı. Muhtemelen seçmen tabanları arasındaki farklılıktan da kaynaklanıyor ama İyi Parti yöneticileri daha cesur olmazlarsa o İyi Parti'nin yükselişteki trendi sekteye uğrayabilir. Çünkü lider cesur ve sıra dışı çıkışları yapan biri olmalıdır. Mustafa Hoş'un tweetleri devam ediyor. Erdoğan'ın hem kendi tabanı hem de geniş kitlelerdeki etkisi muhalefeti kritik zamanlarda vatan millet örtüsüyle peşine takmasıydı diyor Mustafa Hoş. Gazeteci Mustafa Hoş. Erdoğan lider, diğerleri siyasetçi algısı da bundan dolayı oluyordu. Tezkereye hayır bu etkiyi de liderlik karizmasında kırmış oldu. Zaten söylemiş olduğumuz şeyler Mustafa Hoş'un tespitleri son derece haklı. Ve devam ediyor Mustafa Hoş. Tezkereye hayır oyu açıklanınca bu sözler daha da anlamlı oldu. Savaşa TÜGVA'cılar gitsin, komutanı da Bilal Erdoğan olsun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını paylaşmış. Evet, gazeteci Erk Acerer, Suriye'ye de Libya'ya da Bilal gitsin. TÜGVA'lı soytarılarına da yanında götürsün, tezkereye hayır. Levent Gültekin, yanlış Suriye politikasını ülkenin başına büyük dertler açtı. Bu nedenle CHP'nin tezkereye hayır oyu vermesi çok önemli, doğru ve tutarlı bir tavır oldu. Fatih Yaşlı, Kılıçdaroğlu tezkereyi yerden yere vurdu. Önümüze getirdiğimiz her şey evet mi diyeceğiz dedi. Suriye'ye komanda marşı okuyan TÜGVA'cılar gitsin bile dedi ama oylamada hayır diyeceğiz cümlesini kurmadı. Bakalım oylamadaki tavır ne olacak demiş ki oylamada CHP hayır oyunu kullandı zaten. Nesrin Nas, dün geceden beri moralim çok bozuktu. CHP'nin toplumun sesini duyup tezkereye hayır diyeceğini demesiyle sanki yeniden doğdum. Bu çok önemli bir kırılma ve emin adımlarla geleceğe yürüme kararıdır. Levent Gültekin, muhalefet ya Suriye politikasını eleştirmekten vazgeçmeli ya da tezkereye evet demekten.
Hakikaten ikisi bir arada olmaz olursa fazla ayıp bir durum olur. İyi Parti'yi kastediyor. Gökhan Özbek, İyi Parti bugün iktidarın çizdiği sınırlar içinde tatlı su muhalifçiliği mi oynayacak? Üstelik 2 yıl süreli Erdoğan'ın görev süresinden uzun tezkereye hayır mı diyecek? Evet mi? Evet, İyi Parti evet dedi. Merdan Yanardağ başta Suriye olmak üzere sınır dışına asker gönderme yetkisini Cumhurbaşkanı'na 2 yıl süreyle veren tezkereye CHP'nin hayır demesi politik dengeleri değiştirecek çok önemli bir gelişmedir. İyi Parti'nin evet oyu ise demokrasi mücadelesindeki sınırlı yerini işaret ediyor. Metropol Araştırma, Türkiye'nin nabzı Ekim 2021 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı. Onaylayanlar 38,9, bir önceki aya göre %2,5 düşmüş. Erdoğan'ın görevini onaylamayanlar bir önceki aya göre %2 artmış. 56,2'ye çıkmış ve Nezih Onur Kurulu bu anketi paylaşmış, alıntılamış ve şöyle diyor. Erdoğan'ı onaylamayan, onaylayan farkı 17,3 puana düştü. Bu fark AKP'nin %40 gerek iktidarı kaybettiği Haziran 2015'ten beri bir rekor. 2018'de AKP'ye oy verenlerin %29'u, MHP'lerin %49'u Erdoğan'a onay vermiyor. Bu oranlar 6 milyon AKP'li, 2,8 milyon MHP'liye denk Erdoğan ve AKP iktidarı geliyor. Tarafsız haber Barış Biner de bu haftanın gündemini yorumladım. Beğene basmayı ve abone olmayı unutmayınız.